Evet, şimdi köşemize geldik. Bu noktada bakın çiftlerimiz var. 6 tane çift var. Bu sıra hep çiftler yan yana. Şimdi bu noktada çiftin ilkine tek batıyoruz. Bakın çiftin başlangıcına tek battık. Çiftin üzerine çift batıyoruz. Doluyorum tığımı. Bir tek bir çiftle başlangıç yapıyoruz. Bu köşe dönüşe tekrar aynı noktaya batıyorum. Bir tane çift yaptık. Doluyorum tığımın başına. Bakın yine çift. Çiftin ilkine tek batıyorum. Çiftin üzerine çift yapıyorum. Aynı supla mantığı gibi düşünelim. Yuvarlak paspas mantığı gibi düşünelim. Çiftin üzerine çift gelecek. İkili trabzan olduğu için çiftin üzerine çift geldiğinde köşelenmeyecek. Bunu da söylemekte fayda var. Çiftlerin üzerine çift getireceğiz. Şimdi bu sıramızı devam ettiriyoruz. Bir tek bir çift. Çiftimizi battık. Buraya tek batıyoruz. Bir sonrakine çift. Tekrar aynı noktaya. Bir tek çiftten sonra tek. Tekten sonra çift. Bu şekilde son çiftimize kadar devam ediyoruz. Bakın. Burası da son çiftimiz. Tekrar aynı noktaya. 6 tane çift vardı. Aralara başlangıçta bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde sıramızı son çifte kadar devam ettirdik. Son çiftimizi çiftin üzerine battık. Tek örmeye devam ediyoruz. Tekin üzerine tek gelecek. Çiftin üzerine çift gelecek. Şimdi bu şekilde kalan teklerimi örmeye devam ediyorum. Dönüşümü yaptım. Yine artırmalarımı yaparak bir tek bir çiftle 3. sıramın dönüşünü tamamladım. Şimdi teklerimi örmeye devam edeceğim. Ta ki buradaki ilk battığım çifte kadar. Buradaki dönüşe kadar teklerimi öreceğim. Sonrasında burada uyguladığım işlemin aynısını yine burada bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde uygulayacağım. Son batacağımız nokta da çiftle bitecek. Ama yeni başlayanlar için ben şimdi teklerimi öreyim. Bu köşeyi tekrar sizinle birlikte örmeye devam edelim. 3. sıramızın sonundayız. Şimdi çift battığımızın ilkine yine tek batıyoruz. Bakın çift ilkine tek, ikincisine iki kere. Bir tek, bir çift yapıyoruz. Çiftimizi battık. Çiftten sonra yine çift. Bir sonrakine tek batıyoruz. Çift, tek ve çift. Çiftin üzerine çift geliyor. Bir tek bir çifte devam ediyoruz. Aynı noktaya battık. Şimdi tekimiz çiftin üzerine çift. Tek. Çiftin üzerine çift. Bakın son çiftimiz tek battık. Son batacağımız boşluk yine çiftle bitiyor. Tekrar aynı noktaya. Şuradakini de alalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi birleştirmemizi yapıyoruz. İki tane zincir çekmiştik. İlk başladığımız ikili trabzanın arka tek kanadında tığımıza batıyoruz. Ve ikinci zincirin içinden de tığımızı geçirip bu noktadan ilmek çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırarak geçiriyoruz ve iki zincir çekiyoruz tekrardan. Bakın bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi iki zincirden sonra yine tekli başlayarak örmeye devam ediyoruz. Bakın yine aynı noktaya hemen ilk başladığımız ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak başladık. Eğer bunu bir ileri bir geri kaydırırsanız, dibine batarsanız artırma ya da eksilme olacaktır. Bu da paspasımızın muntazamlığını bozacaktır. Bunu istemiyoruz. O yüzden batacağımız başlangıç noktaları da önemli. Bu şekilde devam ediyorum. Tek batarak. Tek 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 alt sırada olduğu gibi devam ediyorum. Ta ki bakın burada bir tek bir çift yaptık 3. sırada. Şimdi 4. sırada 2 tek bir çift olacak.
Çiftler üst üste gelecek. Şimdi tekimizi örmeye devam edelim. İki tek bir çift yaptığımız noktada bu köşe dönüşünü tekrar birlikte örmeye devam Evet, edelim. Şimdi köşeye geldik. Bakın ilkini tek batmıştık 3. sıramıza. Çift başladığımız nokta aslında burası. Birini tek battık, bir sonrakini çift batmıştık. Şimdi burada eğer saymak sizi zorlarsa bu sıradan sonra artık bir tek bir çift yaptıktan sonra işimiz daha kolay. Köşelere geldiğimizde artık tekleri saymamıza gerek yok. Eğer zorlanırsanız, yeni başlamışsanız sayabilirsiniz ama kolay bir yöntemi de tekleri saymadan çifti gördüğümüzde çift batarak zaten 6 tane çiftimiz var. Çiftler üzerine çift batarak dönüşleri sağlayabiliriz. Teki gördüğümüzde tek, çifti gördüğümüzde çift batıyoruz. Ama ben yine tam sayıları vermek adına sizinle paylaşmak istiyorum yeni başlayanlar için. Mantığını çözebilmek adına da bunu bu şekilde detaylı anlatmak istiyorum. Umarım faydalı olur. Şimdi ikinci tekimi batıyorum. Bakın tek battık. Çift geldi. Bu noktaya iki kere batıyoruz. Tekrar aynı noktaya. Bir ikili trabzan daha. Şimdi bakın. Bir tek ve ikinci tek. Çift geldiği noktaya da bu noktaya da iki kere batıyoruz. Örelim birlikte. Bir, bir sonraki boşluğa ikinci tek ve bakın çift geldi bu noktaya iki kere. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan. İki tek bir çift. Tekrar iki tane tek. Bir, iki tek çift geldi bu noktaya çift batıyoruz. Bu şekilde son çife kadar devam ediyoruz. İki tek, bakın çift geldi. Çife çift batıyoruz. Çift. Ve bu noktada son çiftimiz iki tek çift geldi bu noktaya çift batıyoruz. Tekrar aynı noktaya çift. Elimizle örerken toparlanabilir. Elimizle esnekliğini aldıktan sonra bir el ütüsü yaptığımızda tabanımız, paspasımız oturacaktır. Sayılar zaten muntazam bir şekilde oturacaktır. O yüzden elimizi örerken toparlanabilir. Bu bizi tedirgin etmesin. Elimizi düzlediğimizde paspasımız düzgünleşecektir. Şimdi bakın son çifimi de battım. Tek örmeye devam ediyorum. Tek. Tek devam ediyorum. Bu şekilde tek tek devam ediyorum. Ta ki buradaki dönüş noktama kadar. Dördüncü sıramızın başlangıç ve bitiş köşesindeyiz. Şimdi iki tane tekimizi yapıyoruz yine. Bakın çiftin olduğu ilk noktaya geldik. İki tekle başlıyoruz. Zaten tek örerek devam edersiniz. Çifti gördüğünüzde çift batabilirsiniz. Çiftin olduğu nokta çift batıyorum. Tekrar bir iki tek çiftin olduğu noktaya çift batıyoruz. Bir iki tek çiftin olduğu noktaya iki tane ikili trabzan. Tekrar iki tek. İkinci tekimiz çiftin olduğu noktaya iki tane ikili trabzan. İkili trabzan dememizin sebebi de iki kere çektiğimiz için bir, iki. İkisini birlikte çektiğimiz için ikili trabzan diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Tek örüyoruz. İki tek. Çift geldi. İki tane ikili trabzan örüyoruz. Çiftimizi battık. Bu işlemi aynı diğer köşemizde yaptığımız gibi uyguluyoruz. Bakın burada çift. Tekrar aynı noktaya çift batıyoruz. Şimdi bakın bir iki tek bu nokta çiftle bitiyor. Son noktamız bu nokta yine çiftle bitecek. Çiftin üzerine çift geldiği için İki tek ve bir çift. Sıramızı
tamamladık. Şimdi yine alt sıralarda olduğu gibi ilk başladığımız ikili trabzan arka tek kanadı ve ikinci zincirin içinden de tığımızı geçiriyoruz. Bu noktadan ilmek çıkarıp çıkardığımız ilmeği diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Ve iki zincir çekerek bir üst sıraya geçiyoruz. Ve ilk başladığımız noktaya batıyoruz. İlk ikili trabzan tepe boşluğuna ikili trabzan örüyoruz. Yine aynı şekilde tek örmeye devam ediyoruz. Bakın şöyle düzleyelim. Burada yine tek örmeye devam ediyoruz. Tek 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 öreceğiz. Çiftli noktaya geldiğimizde çiftlerimizi artırmaya başlayacağız. Ben şimdi teklerimi öreceğim. Çiftli noktaya geldiğimde artırmaları yine çiftle devam, yani çiftin üzerine çift koyacağız. Nasıl olacak? Şöyle sayıları da söyleyeyim. Bundan sonrasını daha kolay öreceğiz. Şöyle bir tek bir çiftle başladık. Ya da şuradan baştan söyleyeyim. 6 tane çift 6 tane ördük aynı boşluğa. İkinci sırada hepsine çift battık. 6 tane çift battığımız nokta var. Üçüncü sırada bir tek bir çift yaptık. Bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde son çifte kadar devam ettik. Burada dördüncü sırada iki tek bir çift ördük. Şimdi beşinci sıradayız. Burada üç tek bir çift öreceğiz. Bir üst sırada dört tek bir çift. Bir üst sırada beş tek bir çift. Bu şekilde artacak. Köşelerimizin artması bu şekilde olacak. Bundan sonra bu şekilde devam edebilirsiniz. Ben de şimdi yeni başlayanlar için bu kısmı dediğim gibi adım adım örmeye devam edeceğim. Şimdi teklerimi öreyim. Çife geldiğimizde bu köşe artırmalarını yine birlikte örmeye devam edelim. Şimdi köşe noktaya geldik. 3 tane tek örüyoruz. 1 2 3 tane tek. Çiftin olduğu noktaya çift batıyoruz. 5. sıramızdayız. 3 tek bir çift yapıyoruz. Birinci tekimiz, ikinci tekimiz, üçüncü tek ve bakın çiftin olduğu noktaya çift batıyoruz. Tekrar aynı noktaya çift batıyoruz. Devam edelim. Üç tek bir çift yapalım. Üç tek. Bakın çift geldi. Tekrar 3 tane tek yapıyorum. Ve çiftin olduğu noktaya çift batıyorum. Yine 3 tek. Çiftin olduğu noktaya çift. Tekrar 3 tane tek yapıyorum ve son çiftimizi batacağız artık. Bakın son çiftimiz. 3 tek bir çiftle köşe dönüşümüzü sağladık. Bakın toparlanıyor. Elimizi açtığımızda, el ütüsü yaptığımızda düzelmiş oluyor. Şimdi bu şekilde tek son çifte de battım. Tekle devam edeceğim. Yine bu köşede bakın 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde devam edeceğim. Ta ki buradaki son çifte kadar bu noktayı da öreceğim. Zaten diğer kısımda gösterdim. 3 tek bir çift yaptık. Bitiş noktasına kadar öreceğim. Yine köşede de 3 tek bir çift yapacağım. Bitişi birlikte yapalım ve sıramızı birleştirip bir üst sıraya birlikte geçelim.